bugün biliyorsunuz eğitim başladı. Bölgemizde, kentimizde ve ülke genelindeki eğitim politikalarına ilişkin bir açıklamamız olacak. Tabii ki siyasi iktidarın son 20 yılda ülke genelinde olduğu gibi bölgemizde de özellikle eğitim kurumlarını kendi ideolojisine göre şekillendirmeye çalışmayla beraber yaptığı birçok düzenleme bugün sahada eğitimi bitirme noktasına getirmiş durumda. Ama kentimizde de eğitimin özellikle pandemiyle başlayan ve deprem süreciyle kesintiye uğramasıyla bugün okulların başlamış olmasına rağmen yaklaşık 150 bin öğrencimizin hala eğitim olanaklarından faydalanamadığını biz değerlendiriyoruz. Çünkü deprem sonrası ağır hasarlı olan yaklaşık 40 bin hanede yaşayan çocuklarımızın büyük bir kısmı hala barınma sorunu yaşıyor. Barınma sorunu yaşayan bu öğrencilerimizin maalesef okulda eğitimden de mahrum kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki konteyner kentte kalan öğrenciler taşımalı bir şekilde eğitime kazandırılıyor. Bakanlığın ya da Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bu yönlü bir açıklaması var. Ama depremzede olan sadece 600 öğrenci değil, kentimizde yaklaşık 150 bin çocuğun biz afetzede olduğunu değerlendiriyoruz. Çünkü 40 bin ailede bu yönlü bir veri ortaya çıkıyor. Tabii ki bu eğitim öğretim yılının bütün öğrencilerimiz için, bütün eğitim emekçilerimiz için de başarılı geçmesini diliyor ve basın metnimizi İkinoğlu Şube Kadın Sekreterimiz Songül arkadaşımız okuyacak. Buyurun. 2023-24 eğitim öğretim yılı acil çözüm bekleyen sorunlarla açılıyor. Eğitim öğretim yılı ülkede ve bölgemizde eğitimin karşı karşıya kaldığı ve geçtiğimiz yıllar içinde birikerek büyüyen sorunların gölgesinde açılmaktadır. Özellikle son birkaç yıldır derinleşen ekonomik kriz sonucunda artan fiyatlar okul masraflarını ciddi oranda artırmış, çocuk okutan ailelerin bütçelerini derinden sarsmaya başlamıştır. Eğitimin temel sorunlarına yönelik çözümsüzlük politikaları bizzat iktidar ve MEP eliyle yapılan yasal düzenlemeler ve fiili dayatmalar eşliğinde sürdürülmektedir. Siyasi iktidarın eğitim alanında uzun süredir kendi siyasal ideolojik hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, çeşitli vakıflar ve derneklerle işbirliği halinde hayata geçirilen dini eğitim merkezli uygulamalar, başta öğrenciler olmak üzere eğitim emekçileri ve velileri doğrudan etkilemektedir. Ülkedeki etnik, dilsel, kültürel ve inanç çeşitliliği eğitim programlarında ve ders kitaplarında neredeyse hiç yansıtılmamaktadır. Eğitime erişimde kız çocukları, mülteci çocuklar, ana dili Türkçe olmayan çocuklar, engelli çocuklar ve geçici koruma altındaki çocukların dezavantajlarını ortadan kaldıracak adımlar yıllardır atılmamışlardır. Okullarda özellikle eğitimde 4+4+4 düzenlemesini geçilmesinin ardından sınıfsal bölünmeler geçmişe oranla çok daha net bir şekilde yaşanmaya başlanmıştır. Okullarda aidat veren sınıf, aidat vermeyen sınıf ayrımları yapılmakta, aidat veren öğrenciler fiziksel olarak daha temiz ve daha donanımlı sınıflarda okurken, aidat vermeyen öğrenciler daha az donanımlı sınıflarda ve sağlıksız koşullarda eğitim görmeye zorlanmaktadır. Mevcut eğitim sistemi okulda ve toplumsal yaşamın her düzeyinde rekabeti, hizmetin bedelini ödemeyi, öğrenci ve velilerin müşteri olarak görülmesini hedeflerken eğitim sistemi içindeki sınıfsal eşitsizlikler giderek derinleşmektedir. Aynı okul içinde sınıflar, aynı bölgede okullar ve farklı bölgelerdeki okullar sürekli birbirleriyle rekabet içine sokulmuş durumdadır. Eğitimin bütün kademelerinde eğitimin niteliğini yükseltmek, çocukların özgür ve sağlıklı bireyler olarak yetiştirilmesi için somut adımlar atılması gerektiği açıktır. Ancak siyasi iktidar bugüne kadar yaptığı gibi din ve inanç alanı gibi son derece hassas bir konuda tek din, tek mezhep yaklaşımıyla hareket ederek okullarda öğrencilere dini ve manevi değerleri aktarmayı kendisine görev edinmiştir. ÇEDES projesi iktidarın
eğitim sistemini siyasal, ideolojik çizgisi ve dini kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefinin son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Farklı kimlik, din, mezhep, inanç ve dünya görüşünden insanların gerçek anlamda eşit yurttaş olarak kabul edilmesi, devletin bütün sistemini siyasal, ideolojik ve çizgisi ve dini kültürel ihtiyaçları doğrultusunda biçimlendirme hedefinin son örneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle günlük yaşamın her alanında, okulda, üniversitede, iş yerinde, sokakta farklı kimlik, inanç ve dünya görüşleri arasında ayrım yapılmasına sağlamaktadır. Okulların açılmasına 2 hafta kala ders programında köklü değişiklikler yapılması ve din derslerinin sayısının artırılması sonucu fen, matematik, İngilizce ve Almanca branşları başta olmak üzere birçok branşta binlerce eğitim emekçisi norm fazlası duruma düşmüş, bilimsel demokratik eğitime müdahale ayuka çıkmıştır. Türkiye yüzyıllardır dünyanın en etkin deprem kuşaklarının üzerinde ve deprem riski açısından dünyada ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada geçmişte çok sayıda yıkıcı deprem olmuştur. Her deprem sonrasında atılması gereken adımların atılmamasının ve yapılan yanlışlarda ısrar edilmesinin bedelini on binlerce insan canıyla ödemiştir. Deprem felaketiyle birlikte sadece binalar değil, ülkenin yönetim rejimi, ekonomisi, doğaya ve bilime meydan okuyan tamamen rante dayalı kentleşme politikaları da yerle bir olmuştur. Böylesine büyük bir yıkımın yaşanmasının asıl nedeninin halkın can ve mal güvenliğini değil, sermayenin ihtiyaçlarını önceleyen, rantçı politikaları benimseyen merkezi ve yerel yönetim anlayışı olduğu açıktır. Kayyum rejimi ile de bu politikalar pekiştirilmiştir. Deprem süresince okulların bir kısmı kademeli olarak açılırken bazıları hiç açılmamış, çocukların okula devam etmesi bir ihtiyaç olarak görülmemiştir. Nakilleri yapılan çocuklar için ciddi bir psikolojik destek süreci sağlanmadığından dolayı çocuklar okullarda uyum sorunu yaşamış, eğitim sürecine katılamamışlardır. Benzer bir durumun 2023-24 eğitim yılı başında da yaşanmaması için gerekli önlemler alınmamıştır. Deprem bölgesinde çocuklara sunulması gereken uzun süreli psikolojik destek konusunda yetersizlikler söz konusudur. Bir diğer boyutuyla mülteci çocukların deprem sürecini değerlendirmek önemlidir. Bu çocuklar eğitime erişim konusunda sıkıntılar yaşayan çocuklarken afet sonrası eğitim haklarındaki bu kısıtlılık giderek artmıştır. Kız çocuklarına yönelik şiddet ve istismar vakaları artmış, afet sonrası çocuk işçiliğinin artması eğitime erişimi büyük ölçüde engellemiştir. Geçtiğimiz 20 yıl içinde bir velinin çocuğu için yaptığı eğitim harcaması katlanarak artmıştır. Eğitime ayrılan bütçenin yetersizliği nedeniyle uzun zamandır kendi ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalan devlet okulları çözümü velilerin cebinde aramaktadır. İkamet adresine kayıt yaptıran öğrencilerin velilerinden daha az kayıt ücreti ya da bağış istenirken ikamet dışında kalan bir okula kayıt yaptıran öğrencilerin velilerinden yüksek miktarda bağış istenmektedir. Okulun bulunduğu konumda yaşayan öğrenci velilerinin ekonomik durumuna göre daha fazla bağış istenmesi mümkün olabilmektedir. Çocuğunu çevresinden duyduğu bilinen bir öğretmenin sınıfına kaydettirmek isteyen velilerden öğretmen seçimi için ayrıca ücret talep edilmektedir. Bunların dışında velilerden ihtiyaç maddeleri listesi adı altında A4 kağıdı, kağıt havlu, sıvı sabun, tuvalet kağıdı gibi ürünler talep edilmektedir. Bazı okullarda verilen en önemli gider kalemini kırtasiye harcamaları oluşturmaktadır. 2021 yılında ilkokula başlayan bir öğrenci için en ucuz zincir marketlerde 233.80 TL'ye alınan kırtasiye malzemeleri 2022'de 640.25 TL'ye, 2023 yılında ise 1337.87 TL'ye ulaşmıştır.
Ortalama fiyatlar burada belirtilen miktarın çok çok üzerinde seyretmektedir. Sadece son 3 yılda velilerini öğrenciler için yapmış olduğu kırtasiye harcaması miktarı en az 6 kat artmıştır. Eğitime erişimde sorunlar yaşandığı ve sınıfsal eşitsizliklerin daha önce hiç olmadığı kadar derinleştiği koşullarda semtler, ilçeler, iller arasında okulların altyapı olanak, sosyal çevre farkı, dikkate alınmadan yapılan bir sınav ve yerleştirme sisteminin var olan eşitsizlikleri yeniden üretmesi kaçınılmazdır. Her öğrencinin istediği okulda okul türünde eğitim görme hakkı olduğu unutulmamalı, eğitim politikaları bu doğrultuda belirlenmeli ve oluşturulmalıdır. Genel olarak eğitimin özel olarak ana dilinde temel bir insan hakkı olduğu görüşü dünya çapında kabul görmüş, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere çok sayıda uluslararası örgütün kararıyla kabul edilmiştir. Cinsiyeti, etnik ve dinsel kimliği ne olursa olsun herkes sadece insan olduğu için kendini geliştirme, kendini oluşturma hakkına sahiptir. İnsanın varoluşunun ve tüm yönleriyle gelişiminin olanaklı kılınması ancak eğitimin ana dilinde kendi başına birincil bir amaç olarak algılanmasıyla mümkündür. Ana dilinde eğitim, çocukların zihinsel gelişimlerinin, öğrenme yeteneklerinin ve sağlıklı bir kimlik edinmelerinin olmazsa olmaz koşullarındandır. Pedagoji biliminin temel ilkesidir. İlköğretim çağına kadar kendi ana dili ile dünyayı ve çevresini tanıyan çocuk, herhangi bir geçiş süreci yaşamaksızın yabancı olduğu bir dil ile eğitime başlaması pedagojik açıdan kabul edilmez bir durumdur. Bireylerin kendi ana dillerinde eğitim hakkından yoksun bırakılması, çocukluktan itibaren zihinsel gelişimi ve kimlik edinme sürecini olumsuz etkilemektedir. Köy okullarının yeniden açılması için, gerekli altyapı hazırlıklarını yapması için nasıl bir planlama yapıldığı ve ne kadar kaynak ayırdığı konusunda hiçbir somut bilgiye ulaşılamamaktadır. Açılacak köy okullarındaki öğretmen ve yardımcı personel istihdam konusunda kadrolu ve güvenceli istihdam politikalarının benimsenmesi önemlidir. Eğitim öğretimin düzenliliği ve sürekliliği açısından, köy okulları başta olmak üzere hiçbir eğitim kurumunda geçici ya da güvencesiz istihdamdan kesinlikle uzak durulmalıdır. 15 Temmuz sonrasında tüm kamuda olduğu gibi eğitim alanında da sözlü sınav, mülakat üzerinden sözleşmeli öğretmen atamaları yapılmaya başlanmıştır. Öğretmen atamalarında mülakat uygulanmasında ısrar, liyakatın adım adım terk edilerek yerine sadakatin gelmesine neden olmuştur. Sözleşmeli öğrenci ücretli ya da başka bir adı altında yapılan öğretmenlik uygulamalarının tamamına son verilmelidir. Ancak yıllardır fiilen uygulanan ücretli öğretmenlik gerçekliği önümüzdeki temel sorunlardan birisi olması nedeniyle eşit işe eşit ücret hakkının ve tüm özlük mesleki hakkının bütün öğretmenler için uygulanması gerekmektedir. Kamu hizmetlerinin sürekliliği, düzenliliği ve halka daha nitelikli olarak sunulması için eğitimde her türlü güvencesiz istihdamdan derhal vazgeçilmeli, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu kalıcı olarak çözülerek herkese kadrolu ve güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Eğitim kurumlarında çalışan mesai arkadaşlarımızın son derece kötü ve sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılması, düşük ücret ve sınırlı sosyal haklara sahip olmaları kabul edilemez. Bu konuda daha fazla mağduriyet yaşanmaması için hiçbir eğitim kurumunda geçici, taşeron, ücretli, sözleşmeli, TYP'li ve benzeri gibi hangi adlı olursa olsun geçici istihdam uygulanması yapılmamalı, kadrolu, güvenceli istihdam politikaları benimsenmeleridir. Sonuç olarak eğitim sistemini çocuklar ve gençler için okurken mutlu, gelecekleri için umutlu, olacakları bir eğitim ortamı sunmaktan uzak, çok uzaktır.
Her yıl katlanarak artan ve kalıcı çözüm bekleyen eğitim sorunlarıyla başlayan yeni eğitim yılı öncesinde ne öğrencilerin, ne velilerin, ne de eğitim emekçilerinin beklentilerinin karşılanmadığını söylemek mümkündür. Her geçen gün daha fazla piyasa ilişkileri içine çekilen, her adımın paralı hale geldiği bir eğitim sisteminde öğrencilerin, velilerin ve eğitim emekçilerinin taleplerini gerçekleştirmenin tek yolu herkesin eğitim hakkından eşit koşullarda ve parasız olarak yararlanmasını sağlamaktır. Ancak bu temel koşulun sağlanması için eğitim harcamalarının tamamı devlet tarafından karşılanması, bütün eğitim kademelerinde öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti sunulmasıdır. Eğitim siyasal iktidarın ve bir bütün olarak devletin ekonomik ve demokratik talepleri karşılanması için zorlandığı, eğitim hizmetinin herkes için eşit, parasız, yararlanabileceği bir eğitim hakkından bahsedebilmek için eğitimin fiziksel ve ekonomik yönden de erişilebilir olması gerekir. Eğitime erişim hakkını düzenleyen her türlü ulusal, uluslararası yasa sözleşme devletlere bu hakkın ayrım yapılmaksızın sağlanması yükümlülüğünü getirmektedir. Çağdaş ve nitelikli, yeterli bir eğitim hakkından bahsedebilmemiz için eğitim, herkesi kapsamalı, yeterli sürede verilmeli, yaşam boyu ulaşılabilmeli, kamusal bir anlayışla parasız olmalı, içeriğinin çağdaş, bilimsel ve layık olması, resmi dil yanında diğer ana dillerde de yapılabilmesidir.